Merhaba YouTube takipçilerim. Şu an dışarıdayım. Arkadan farklı sesler geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın öncelikli olarak. Bugün sizlere Ankara Barosu'ndan İstanbul Barosu'na nasıl geçiş yaptım veyahut da Ankara Barosu'ndan herhangi bir baroya geçiş yapacak olursanız nasıl geçiş yapabilirsiniz? Onu anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim bu süreci. Öncelikli olarak Ankara Barosu Eğitim Merkezi'ne gidiyorsunuz ve baro değiştirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Onlar size bir kağıt imzalatıyorlar ve bir dilekçe tarzı bir şey yazmanızı istiyorlar. Onları yaptıktan sonra size bir liste veriyorlar ve bu listeyi tamamlamanız gerekiyor. Öncelikli olarak geçiş yapmak istediğiniz baroya gidiyorsunuz. Hangi şehirdeyse o şehirdeki işlemlerinizi hallediyorsunuz. Yani ikametgahınızı aldırıyorsunuz, o baronun istediği belgeleri tamamlayıp o baroya teslim ediyorsunuz. İlgili baroya teslim ediyorsunuz yani. İlgili baroya teslim ettikten sonra belgelerinizi, o baro sizin Ankara Barosu'ndan belgelerinizi, oradaki belgelerinizi talep ediyor Ankara Barosu'ndan. Bu talebin ardından Ankara'ya gidiyorsunuz tekrar ve Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nden onların tekrar Ankara'da yapmanız gereken işlemleri tamamlıyorsunuz. Öncelikli olarak sizin bir talep yazınız olması gerekiyor ve bu talep yazınızın Ankara Barosu'nun yönetim kurulu toplantısından, az önce büyük ihtimalle duymadınız, Ankara Barosu yönetim kurulu toplantısından bir gün önce tarihli olması gerekiyor. Onun haricinde stajınızı yöneten avukatın imzalı onayı olması gerekiyor. Ondan o kağıdı alacaksınız. Onun dışında stajınıza devam ettiğiniz son 6 aylık avukatın onay yazısı gerekiyor. Muvafakatı gerekiyor. Bunun da yine yönetim kurulu toplantısından bir gün önce tarihli olması gerekiyor. Ondan sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Yani bu belgeleri sıralıyorsunuz, tekrar Ankara Barosu Eğitim Merkezi'ne teslim ediyorsunuz ve bu süreciniz tamamlanmış oluyor. Ama şuna dikkat edin, benim belgelerim Ankara'dan eksik gelmişti. Belgelerinizin eksik olmamasına dikkat edin. Gerçekten bu süreci takip edin yani. Ben belgelerimi teslim ettikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da iş görüşmeleri, işte CV hazırla falan derken bu süreç bayağı bir yoğun geçti. Ankara'yı tamamen hani takip edemedim. Çok fazla üzerinde duramadım ve onlar benim belgelerimi, ki elden teslim ettiğim belgemi, eksik göndermişlerdi. Sürecim çok yavaşladı. 2 hafta stajım uzadı. Siz bunlara maruz kalmak istemiyorsanız süreci kendiniz takip edin bence. Belgelerinizin tam yollandığından emin olun. Evet, bu sürecim bu şekilde geçti. Umarım size de yardımcı olmuşumdur. Ankara Barosu'ndan nakil almak istediğinizde bunları yapmanız gerekiyor. Zaten süreç aynı işliyor. Yani İstanbul Barosu değil, ne bileyim Konya Barosu olur, Antalya Barosu olur, Malatya Barosu olur, başka bir baro olur. Yine bu süreciniz bu şekilde ilerleyecek. Öncelikli olarak ABM'e gideceksiniz. Sonra staj yapmak istediğiniz, yani geçiş yapmak istediğiniz barodaki işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Özetleyecek olursak tekrar Ankara'ya gelip Ankara'daki 3 tane belgeyi, 2 tanesi yönetim kurulu tarihinden bir gün öncesinden olacak. Yani tarih olarak yönetim kurulu toplantısı mesela çarşamba günü ise salı günü tarihli olması gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten yazıyor da aldığınız belgenin üzerinde. Bu şekilde belgelerinizi tamamlayıp veriyorsunuz. Yani yaklaşık olarak stajınız bir 10 gün, 2 hafta civarı uzuyor. Bunu göze alıyorsanız eğer geçiş yapabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben Ankara Barosu'nda stajımı başlatırken şey yapmamıştım. Yani bir belli bir miktar para ödemiştim. Yani büyük ihtimalle Ankara Barosu'nda stajını başlatanlar bilirler zaten. Siz de parayı almak istiyorsanız eğer boşuna bence sormayın, çünkü alamayacaksınız. Ben sorduğumda parayı alamamıştım yani. Neden bilmiyorum. Henüz stajım bitmese de 3 ay falan vardı. Yani sonuç olarak stajın başında yatırdığınız 600 liralık bir meblağı tekrar geri alamıyorsunuz. Yani bunu da eğer sormak isterseniz diye tırnak içinde söylemek istedim. Hoşça kalın.